Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, bugün sizlere histeroskopi ameliyatından bahsedeceğim. Histeroskopi ameliyatı aynı laparoskopi ameliyatı gibi endoskopik bir ameliyattır. Histeroskopi ameliyatını biz rahim içerisindeki polip, miyom gibi kanama fazlalığından neden olabilecek oluşumları düzeltmek adına kullanabileceğimiz gibi kısırlığın tedavisinde de kullanabiliyoruz. Bu ameliyatla elde ettiğimiz rahim içerisindeki gebeliğe engel, polip, miyom, rahim içerisindeki yapışıklıklar, rahim içerisindeki perde gibi gebeliğe engel olabilecek bütün oluşumları görmek ve bunları aynı esnada düzeltme şansını bize sağlıyor. Aynı zamanda yaptığımız rahim içerisine küçük makas darbeleriyle çizik yöntemiyle buralara bebeğin yerleşme şansını artırıyoruz. Buna da histeroskopik nadaslama diyoruz. Eğer tüp bebek birçok kez uygulamış ve başarısız olmuşsa çift, bu çifte histeroskopi ameliyatını öneriyoruz. Acaba rahim içerisinde gebeliğe engel, bizim tüp bebek başarımızı etkileyecek, bizim ultrasonda göremediğimiz bir patoloji var mı? Onu birebir görmemizi ve düzeltmemizi sağlar. Bu histeroskopi ve beraberinde yaptığımız laparoskopi ameliyatlarla beraber hem tüp bebeğin başarı şansı artar, hem gebeliğe ulaşma şansımız artar. Bir rahim filmi görmekte de her zaman için fayda var. Rahim filmi de bize bu ameliyatlardan önce rahim içerisinde karşılaşabileceğimiz patolojiler hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda bayanın tüplerinde gebeliğe engel bir şişlik, sıvı toplaması dediğimiz hidrosalpinks durumu var mı? Bunu görmemize sağlar. Laparoskopi ile beraber de bu tüplerdeki şişliği ya rahime yakın yerinden kapatarak gebelik şansını artırıyoruz ya da komple tüpü çıkararak tüp bebekle gebelik şansını artırmış oluyoruz. Histeroskopi ameliyatı ve beraberinde yaptığımız laparoskopi ameliyatı kısırlıkta ve tüp bebek tedavisi öncesinde sıklıkla kullandığımız gebelik başarısını artıran, ameliyat sonrası dönemi rahat geçen ameliyatlardır. Hepinize sağlıklı, mutlu ve çocuklu günler dilerim. Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sundu.